Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eserle birlikte Almanya'da alınan bir kararı sizlerle paylaşacağız. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da artık eskisi kadar kolay bir şekilde insanlar sosyal yardım alamayacak. Hatta Almanya Ekonomi Bakanı bir açıklama yaparak uzun vadede bu sosyal yardımların azaltılacağını söyledi. Bir diğer ifadeyle şu. Artık Almanya devleti sosyal yardım ödemek istemiyor. Sözün özü Almanya sosyal yardımları kesmek için ilk adımı attı diyebiliriz. Recep abi, sence Almanya sosyal yardımları kesmeli mi? Fatih sosyal devlet olmaktan vazgeçtiyse kesebilir, istediği gibi davranabilir. Ama bir devlet hem sosyal politikalar güttüğünü iddia edecek hem de sosyal yardımı kesecek. Bu birbiriyle çelişen bir uygulama. Ama ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Almanya'yı biz de, Türkiye'de hala birçok kardeşimiz de hepimiz davranışına değil söylemine baktık o sosyal, sosyal, devlet söylemine. Almanya üzeri altın kaplama bir plastik aslında. Bunların sosyalliği de, devletçiliği de, halkçılığı da, insancılığı da kendi işlerine gelene kadar. Avrupa devletlerinin birçoğuna bak. Kendi halklarına şirin görünürler. Ama Afrika'da, Uzak Asya'da, dünyanın her yerinde milyonlarca çocuğun açlıktan, İç savaşlardan ölmesinin sorumlusu bunlardır. Bunlar çok güzel söylemlerde bulunurlar. Şimdi Almanya sosyal devletmiş. Fatih, sosyal devletsen savaşı desteklemezsin Ukrayna'da. Savaşa ayıracağın kaynakları vatandaşına ve çalışanlarına, senin ekonomini, ülkeni kalkındırmaya çalışanlara harcarsın. Almanya yapabilir bunu. Ha ama sosyal devlet olduklarını, demokrasik bir ülke olduklarını artık inkar etsinler. Zaten genlerinde onların ırkçılık, sömürgecilik, çirkeflik olduğunu biliyoruz Avrupa toplumlarının. Ve e, acımasızlık olduğunu da biliyoruz. Almanya artık kendine demokratik falan demesin, demokrasinin beşiği gibi kendini anlatmasın. Kesecekse sosyal yardımı öyle kessin. Ama hem kendini şirin anlatacak hem de kesecek. Fatih kesmek zorunda kalacaklar. Yani bu Ukrayna savaşı dolayısıyla Almanya her yıl böyle 70-80 milyar dolar harcarsa, şimdi e, Trump olsun, işte e, yeni Biden yönetimi olsun, Almanya'nın silahlanma harcamalarının artmasını istiyorlar Fatih. Bu demek ki İngiliz Genel Kurmay Başkanı önceki gün bir açıklama yaptı. Rusya ile savaşmaya hazır değiliz dedi. İngiltere değilse. Almanya hiç hazır değil Fatih. 1 trilyon dolar kadar Almanya'nın silaha para ayırması gerekiyor. Bunu emekliden kesecek, bunu çalışandan kesecek, bunu çocuktan kesecek, bunu yalnız annelerden kesecek. Dolayısıyla benim gurbetçimden kesecek. Şimdi bu olayla ilgili benim de düşüncem şu şekilde kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi Almanya'da sosyal yardım anlayışı şu. Gerçekten ihtiyacım varsa ben sana bu parayı veririm diyor. Şimdi bizi özellikle anavatanımız Türkiye'den izleyen pek çok izleyici de Almanya'da yaşayan pek çok insanın havadan para topladığını, devletin kendisine baktığını vesaire söylüyorlar. Bu yapıyı suistimal edenler var mı? Var. E aslında çalışabilir, çalışabilecek, sağlıkta, güçte olan insanlar var ama şunu diyor. Ya ne çalışacağım? Zaten bana devlet bakıyor diyor. Şimdi bunları bir kenara koyuyorum. Şimdi Almanya devleti Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi diyoruz. Bu yıl üçüncüsü oluyor. Japonya'yı geçiyor. Üçüncü dünyanın en büyük ekonomisi. Şimdi sosyal yardım anlayışı şu. Ucu ucuna ne öldürüyor ne de güldürüyor. Çalışanlar açısından bakıyoruz. Çalışanlar da 1700-1800 euro civarında maaş alıyor. Onlar da ucu ucuna geçiniyor ya da geçinemiyor. Şimdi bu kadar zengin bir ekonomide sen vatandaşını ne öldürüyorsun ne de güldürüyorsun şimdi Türkiye'den bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz de şunu bilmesinde fayda var Almanya'da bugün yaklaşık beş buçuk milyon kişi sosyal yardım alıyor Türkler dördüncü sırada sadece 210 bin kişi şu anda sosyal yardım alıyor birinci sırada Ukraynalılar son savaşta 1 milyon Ukraynalı buraya geldi yüzde altmışı yani 600 bin kişi sosyal yardımdan faydalanıyor şimdi baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz Türkler yan gelip yan yatmıyor alınan bu sosyal yardımlarla ilgili olarak da işte çok para alıyorlar falan böyle bir şey söz konusu değil bu alınan sosyal yardımlarla vatandaş sadece ucu ucuna ay sonunu getiriyor ya da getirmiyor eski Almanya yok eski Almancı yok eski Avrupa yok hepsi bitti bunları ha, unutun Fatih için araya girmek istiyorum Dünya bir pandemi yaşadı. Türkiye'de bile bütün dünya Almanya'da yaşadı. Kardeşim, pandemi döneminde ekonominin gerilemesinin nedeni çalışanlar değil, senin vatandaşların değil. Şimdi Ukrayna'da olmaman gereken bir yere destek veriyorsun. Yani biz tarafsız kaldı Türkiye. Almanya niye burada taraflı oldu? Niye yağdırıyorsun? Yani orada savaşın uzaması için illa işte Ukrayna NATO'ya girsin girsin dedin savaş çıkacağını bile bile Rusya'nın müdahale edeceğini bile bile Almanya Ukrayna'nın NATO'ya girmesinde ısrarcı oldu. Amerika ile birlikte. E Rusya dedi ki müdahale ederim ki nitekim savaş çıktı. E pandemi sonrası Almanya'yı sen bir savaşa şu an görünmez savaşa ama belki bundan birkaç ay sonra görünecek artık Alman topraklarının da hissedeceği bir savaşa niye sokuyorsun Fatih? Bu savaşın en büyük finansörü Almanya. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 8 bin kilometre öteden diyor ki ben destek oluyorum diyor Ukrayna'ya tamam. Gelin diyor benden silah alın diyor parasını kazanıyor. En büyük rakibi olan düşmanı olan Rusya'yı zayıflatıyor. Bunu yaparken de Almanya'nın sırtından yapıyor arkadaşlar bunu. Yani şu anda senin ödemiş olduğun vergiler Ukrayna'daki cephelere bomba olarak, işte cephane olarak neyse silah olarak gidiyor. Yani bugün Almanya Ekonomi Bakanı çıkıp ben sosyal yardımları kesiyor diyor ya bu bir tesadüf mü? Hayır. Önümüzdeki yıl ya da bu savaş ne zaman bitecekse ki kısa vadede bitmeyecek. O zamana kadar bu savaşın finansörü sensin. Senin ödediğin vergi bu net.